Ufak tefek bir genç koyunların ardı sıra yürüyor, elinde boyundan büyük sopası ile sürüyü sevk etmeye çalışıyor. İki adam yaklaşıyor uzaktan. Yaşları birbirine yakın. Ancak birinin yüzü ay gibi. Gündüz güneşinin altında bile parlak. Çocuğa diyor ki aydınlık yüzlü, bize ikram edecek bir kase sütün var mı? Var ama bunlar emanet bana, size veremem. Peki diyor, sağmal olmayan kısır bir koyun göster. Gösteriyor. Ay yüzlü adam bir şeyler söyleyip sağıyor koyunu. Şaşırıyor çocuk. Bana da öğretir misin bunu? Evet diyor. Sen öğrenecek, akıllı bir çocuğa benziyorsun. Orada anlıyor hakikati. Kendisini işe yaramaz ve cılız gören çevresine rağmen aklıyla, hüneriyle takdir eden bu zata bağlanıyor o anda. O güne kadar fakir ve çoban diye kimsenin ciddiye almadığı çocuk büyüyor. Ama bedeni büyümüyor yine de. Bir gün Rahman suresi nazil oluyor. Kim okur bunu diye açıkça soruyorlar. Ben okurum diye atılıyor. Sen dur denilse de talip olmaya devam ediyor. Nihayet geliyor şehrin merkezine ve sesinin en gür haliyle okuyor. Kur'an'ı Rahman olan Allah öğretti. İnsanı O yarattı. Ona, insana beyanı öğretti O. Güneş de ay da hesapladır. Nebat da ağaç da O'na secde ederler. Üstüne atlayıp dövüyorlar. Daha gür okuyor. Daha gür söylüyor. O söyledikçe daha beter dövüyorlar. İnsaf sahibi birileri giriyor, araya kurtuluyor. Yıllar sonra ihtiyarlamış o ufak tefek adam etrafındaki gençlere anlatıyor bunları. Soruyorlar, bunca olayın arasında ne olsun isterdin? Tebük'te cephedeydik. Bir gece yarısı uyandım. Askerin konakladığı bölgede bir ateş parçası gözüme ilişti. Acaba nedir diye bakmaya gittim. Baktım, Resulullah ve birkaç kişi o sırada şehit olmuş olan birini defnetmekle meşguller. Bir çukur kazmışlardı ve Efendiler Efendisi çukurun içindeydi. Diğer iki kişi de cenazeyi kabrin içine sarkıtmışlardı. Resulullah onu kabre yerleştirirken şöyle diyordu. Allah'ım ben ondan razıyım. Sen de razı ol. Keşke o gün o çukura ben gömülseydim diyor.